Kayseri'de Anafartalar tramvay hattının ilk ray kaynağı töreni gerçekleştirildi. Kayseri'de yapılan törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu şunları söyledi. Ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Kayseri, Avrupa, Asya, Orta Doğu arasındaki yolcu ve yük taşımacılığında büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Kayseri'nin ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. O nedenle elimizdeki ve bölgemizdeki projelerimizi yakından takip ediyoruz. Tüm ulaşım ve iletişim altyapısı projelerimizde Kayseri'yi bayındır kılmanın, Kayseri'yi geleceğe taşımanın planlarını yapıyoruz. Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz, projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 21 Kasım 2020'de çalışmalarına başladığımız, hep birlikte temelini attığımız Anafartalar Mobilya Kent Tramvay Hattı projemizde Kayseri'nin önemli projelerinden bir tanesi. 7 kilometre uzunluğunda 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri'nin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacak. Ülkemizin yeşil ulaşım hedeflerini de destekleyecektir. İlk günden itibaren 300 personelle 7/24 esasına göre sürdürdüğümüz yoğun çalışmalar sonunda kazı çalışmalarında %86, beton imalatlarında %78, ray montajında %75 oranında ilerlemeler kaydettik. Bugün de proje açısından çok önemli bir aşamaya gelmenin haklı gururu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Huzurlarınızda hattımızın mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonunda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometre taşını da geride bırakıyoruz. Birkaç ay içerisinde inşaat işlerini de tamamlayıp elektronik mekanik işlere hız vereceğiz. Değerli Kayserili hemşerilerim, yapım çalışmaları sırasında Kayserililere rahatsızlık vermemek için şehir şantiyecilerinin en iyi örneklerinden birini göstermeye çalıştık. Mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak Anafartalar Mobilya Kent tramvay hattını şehrimize kazandırarak Kayseri'nin 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısını da 66'ya çıkarıyoruz. Yine projemiz kapsamında temin edeceğimiz 5 adet tramvay aracı ile de Kayseri'nin 69 olan raylı sistem aracı sayısını da 74'e yükseltiyoruz. Temin ettiğimiz araçlarda yerlilik oranı da %61 olacak. Ayrıca güncel ihtiyaçları da öngörerek bisiklet ve skuter bağlama alanlarında araçlarımız da olacak. Kayserili vatandaşlarımız bu yeni hat sayesinde kesintisiz şekilde Kayseri Şehir Hastanesi'ne, şehir arası otobüs terminaline, mobilyacılar sitesine ulaşacak. Ayrıca Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne de giden öğrencilerimiz ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı da sağlamış olacağız.